Yamaç Erdoğan kanalından herkese merhaba. Romantizmin ölümü cyborg yaşamın başlangıcı. Birkaç ay önce ünlü iş adamı yatırımcı Elon Musk en geç 5 sene içinde insan beyni ile çip uyumlamasının sağlanacağı açıklaması ile beynine çip takılmış bir domuzun görüntüsünü paylaştı. Aslında sağlık bakımından güzel ve umut verici bir buluş. Sinir sistemi zarar görmüş, yürüme engelli, felç geçirmiş ya da sakat insanlar için güzel bir haber. Teknoloji her zaman insanlığın gelişimi için kullanılabilir, tabii ki insanın iç dünyasını boşaltmadığı sürece. Ancak bilmeliyiz ki hayatımızın her köşesinde bulundurduğumuz teknoloji sadece yaşamımızı değil hislerimizi de etkisi altına alıyor. Sosyal medyada yeteri kadar beğeni almayınca stres oluyoruz. Bir tıklamayla her sorunumuzun çözülmesini istiyoruz. Akıllı telefonlarımızda izlediğimiz yapmacık ve sahte yaşamlar yüzünden gerçek hayatın anlamını unutuyoruz ve daha da beteri bunu çocuklarımıza öğretiyoruz. Henüz emekleyemeyen bir bebeğin eline akıllı telefon verip ağlamasını durdurmayı istiyoruz. Genç yaşta beyni programlanan bu taze beyinlerin ileriki yaşlarında gerçek dünyadan kaçmak için beyinlerine çip taktırıp her anını internet ortamında yaşamak isteyecekleri şimdiden aşikar. Tıkla hayatının aşkını bilinçaltına indir, tıkla beyninin içinde tatile çık. Teknoloji biraz daha ilerlediğinde tıkla cyborg sevgili eş sipariş et ya da tıkla kişiye özel cyborg çocuk sipariş et. Nasıl olsa evde cyborg olan bir eş var, her dediğini yapan, her yönüyle becerikli, üstelik çok da hamarat. Gerçek insana ne gerek var? Hislerinizi gerçekten anlayabildikten sonra ister insan olsun ister cyborg, üstüne üstlük fiziken insandan farkı da yok. Belki bu anlattıklarım bazılarına bilim kurgu filmi gibi gelebilir ya da bir bilim kurgu filmini anımsatabilir, lakin şu anda bir hayal gibi görünse de bunun çocuklarımızın geleceği olma olasılığı oldukça yüksek. Hisleri hızlı bir şekilde boşaltılan insanoğlu hayatını sosyal medyada ve de tıklama merakı içinde yaşarsa, daha emeklemeyi öğrenmemiş çocuğa akıllı telefon verilirse bilim kurgu geleceğin gerçeği olabilir. Çocuklarımıza sevginin her şeyden daha değerli olduğunu öğretirsek, onlara hayatın değerlerini aşılarsak, daha da önemlisi onlara insan olduklarını hatırlatırsak belki onları beklemekte olan bu ruhsuz geleceği engelleyebiliriz. Onları cep telefonlarının kaderine terk etmek yerine gece yatmadan çok kısa süreliğine de olsa bir hikaye okumamız belki çocuklarımızın ve insanoğlunun geleceği için en iyi yatırım olabilir. Servet Özen.